Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye ekonomisinin %21.7 oranında büyümesiyle alakalı halkımızın fikirlerini alacağız. Merhabalar. Türkiye ekonomisinin %21.7 oranında büyüdüğü söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi büyüyen kim olduğunu biliyoruz. Biz büyümüyoruz. Ben mesela emekli maaşı 950 lira alıyorum. Bak bunu şimdi bunlar malzeme. Ben bunu yapıp sahilde satıp geçiniyorum. Vallahi biz ekonomik biz büyümüyoruz. Kim büyüdü belli. Kim büyüdü? Kim büyüyecek belli. Baştakiler büyüdü. Doğru. Baştakiler büyüdü ablacığım. Kim büyüyecek? Kredi derecelendirme kurulu da bunu onaylıyor. %9.2'ye çıkarmış bizi. Yükseltmişler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepsi sizce yanıltıcı rakamlar mı? Ablam ne diyeyim? Elektriğe suya zam geldi. Dur bakalım doğalgaza daha çok zam gelecekmiş. Dediğim gibi benim aldığım para 950. Ben bunu bilirim. Yani ben baba maaşıyla geçiyorum 950. Bak aslında var ya devlet sosyal devlet değil mi? Ben şu anda mağdurum. Yani mesela ben diyeyim ki 950 babadan alıyorum. Ben bu babadan nasıl geçineceğim? Benim 70 metrekare bir evim var. Bu ev nedeniyle hiçbir şekilde devletten ben yardım alamıyorum. Eviniz var diye. Hiçbir şekilde evim var diye. Fakat demiyor ki devlet bana. Yani sosyal devlet öyle olmaz mı? Bir demiyor ki bana. Ben müracaat ettiğimde kardeşim tamam senin 70 metrekarelik bir evin var. Peki 950 şey geçiniyorsun. Ne yapacak bu vatandaş? Orta oturup 950 lirayla geçinecek. Nasıl geçinecek? Ben bu sahilde yapıp satmasam asla geçinemem. Yani bizim yüzde ne bileyim kaç şeyimiz bak biz ek iş yaptığımızdan dolayı geçiniyoruz. Yoksa vatandaş yani bir ailede 4 kişi varsa 4 kişi çalışıyor. O 3.500-4.000 lira kira ödüyor. Elektrik, su hepsi 5-6 bin lira. İşte ne olacak? 850 lira mı ne şey? Asgari ücret. Ne olacak? 2-4 kişi çalışsa ancak geçinecek. Yani bu mu bizim standartlarımız? Bize verilen, biz o kadar vergi veriyoruz. Her şeye vergi. Bir sakız alıyoruz, vergi veriyoruz. Peki bu verginin dönüşü niye olmuyor? Eskiden, bak ben 52 yaşındayım. Eskiden su, yol, çöp, şu bu belediyeye aitti. Ama şimdi onlardan da vergi alıyorlar. Bırak vergiyi, vergiden vergi alıyorlar. Bir sürü şey sıralıyorlar. Yok cartta curtta. Böyle şey olur mu? Vatandaşa yazık günah değil mi ya? Bak ben mesela bunu alıp yapacağım, satacağım. Ben ondan geçineceğim. Bu nasıl bir gelişme? Bu nasıl bir ekonomiktir ya? Geçen seneye göre nasıl değerlendirirsiniz? Geçen seneyle... Her sene berbat batıyoruz. Biz kasayı dolduruyoruz, kasayı boşaltanlar belli. Biz kasayı dolduruyoruz böyle, hazineyi dolduruyoruz. Niye biz o kadar vergiden o hazine boş, tam takır gene vergi geliyor? Gene niye vergi geliyor? Yani devletin aldığı mesela, biz şey markete... Kira ödüyor musunuz? İşte ben diyorum 70 metrekare bir evimde oturuyorum yani. Mesela evet. En büyük avantajım. Mesela ben Carrefour'a veya neyse bir asla gitmem o yandaş yerlere. Gidiyorum oraya. Benim alacağım mesela diyelim ki 60-70 liralık şey. Bunun 70 liralık en az var ya 15 lirası devlet vergi olarak alıyor. Yazık günah değil mi ya? Yani vatandaşın ne kadar sık sık bu. Bu kadar sık bu. Ya ne adamsın ya. Defol git şuradan. Benimle konuşuyor. Gel konuşmak istiyorsan gel. Beyefendi isterseniz. Ya ben geçinemiyorum kardeşim, geçinemiyorum. Ben sana ne diyeceğim? Ya geç şuradan, salak kendi ailene geçindir, git defol. Terbiyesiz diyor. Ya adama bak, sen ne Türkiye, sen adam. Ay şuna bak ya, bu senin yüzünden var ya, sizin yüzünüzden de bu hale düştük. Bu hale. Sen neysin de? Senin var mı? Ne emeklilik ne kadar? Ay emeklilik. Sen FETÖ'cü kim? Neden FETÖ'cü? Biz ne istedik de vermedik. Gel kardeşim. Ben mi diyorum? Ben mi diyorum ya? Ya FETÖ'cü mü? Zaten siz kurucusunuz. Siyaset yapmayın. Aha yapan o. Aha yapan o ben. Millet, ya millet koltuklarda oturup şurada birbirinizi yemeyin. Ayıptır. Aynen öyle aynen. Bak bu beyefendinin dediği doğru. Beyefendi. Bak sen var ya. Sen onun. Aynen öyle. Çok doğru. Çok doğru. Şuna bak. Tabii ki çalışıyor da geçiniyor. Eskiden bir kişi çalışıyordu. 6 aileye, 10 aileye bakıyordu. Şimdi bir evde 4 kişi varsa 4 kişi çalışmak zorunda. Bu olur mu? Bu tür insanların zaten bu tür şeylerle biz bu hale geldik. Yani vatandaş bilmiyorum belki onun tuzu kurudur. Ama benim tuzum kuru falan değil. Ben kurutamadım tuzu. Ha, bana kimse demesin ki ekonomi çok uçuyor. Nereye uçuyor ya? Adam yalan dolanlarından bıktık artık. Yok uzaya carçuk millet oyalıyor. Neyi oyalıyor ya? Biz yaşıyoruz kardeşim, vatandaş isyanda artık. Yeter artık yani. Ben gerçekten var ya şu halimle bana bir konuş diyor. Ya ben 950 lira para alıyorum, kurban olayım.
Şu market bak bunlar var ya hep yapılacak. Bunlar tüm yapılacak. Siz mi yapıyorsunuz bunu? Evet. Ben sahilde satıyorum. Sahilde... Ne kadar satıyorsunuz? Yaptım. Mesela ben malımın üçte ikisi, pardon üçte biri şeydir, neyse. Üçte ikisi kârdır. Anladın? Üçte ikisi kârdır. Yani mesela ben 10 liraya sattığımı 2,5'a alıyorum, 7,5'a satıyorum. Mecburum. Yani sana belki şöyle gelebilir ama bunu mesela yani normal şartlarda bu normaldir. Tabii elemeyi. Yani, normaldir yani bunun şeyi var neyse geçimi var, şunu bunu var. Ben geçinemiyorum. Benim bütün şeyim gıdaya gidiyor. Bak süslü püslü değilim. Hiçbir şekilde ben özel bir yere gidip de kaşımı, gözümü, başımı aldırmıyorum. Çok çocuğunuz var mı? Evet, iki tane oğlum var. Tek mi bakıyorsunuz? İki tane oğlum var. Ben çocuklarım çok güzel eğitim. Eğitim çok önemli. Benim çocuğum biri iktisat mezunu. Kocaeli Üniversitesi iktisat mezunu. Biri Sakarya Üniversitesi mezunu. Ben lise mezunu bir insanım. Eski eşim de öyleydi. Ben yalnız yaşıyorum. Biz yani eğitimli insanlarız. Neyin ne olduğunu yalnız biliyorum. Büyütüyorsunuz değil mi? Yalnız yaşıyorum ben. Ben yalnız yaşıyorum. Peki nasıl Türkiye'de iki çocuğu tek başına büyütmek? Be, laf çakıp durun. Şuna bak hele bir. Allah'ın belası. Neyse. Hadi git şuradan. Ondan sonra dört kişi eğitimli aileyiz. Benim çocuğum iktisatta. Benim çocuğum Halk Bankası'nda iktisatta okuyor. Senin bak işte eğitim eksikliğinden böyle oluyor ablacığım. Yani eğitim çok önemli. Keşke ben aç kalsam da yani eğitim güzel olsa bak. Ben de liseyi bitirdim. Eskiden benim çocuk okuduğu zaman karşılaştırıyorduk. Okulu karşılaştırıyorduk. İnan aynı eğitim düzeyiydi. Bir insan ortaokulu bak. Yemin ediyorum ortaokulu bile daha okumamıştı, dışarıdan bitirdi bir. Şu an liseye gidiyor iki. Pardon, ben gidiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yurt dışında oku o zaman, yurt dışında. Buraya gelme. Anladın? Hadi Nanay, hadi Naş. Geri zekalı. Kendin yurt dışında oku, burada okumadın. Ne söyleyecektiniz sanırım? Buyurun. Bir dakika. Özür dilerim. Börmezseniz bir konuşabilir miyim acaba? Sağ olun. Buyurun. Konu nedir ya? Neden bahsediyor? Bir şeyden bahsedecektim beyefendi. Sanırım sizle alakalı. Neden bahsetme? Konudan bahset. Biz ortaokulu dışarıda okuduk. Biz ortaokulu bitirmemiştik. Evet. İlk öğretimi öyle bitirdik. Ortaokulu öyle bitirdik. Şu an liseyi açıktan okuyoruz. Şimdi sistem, eğitim sistemi diyoruz ya. Bu eğitim sistemi olarak bu bahane uydurulamaz. Anlatabildim mi? Her okuyan da bir yere gelecek diye bir şey de yoktur. Eğer bugünkü hani dünyanın en zengin ülkesi neresi? Danimarka olsun, Hollanda olsun falandır, fistandır. Kuvvet değil mi? Hani oranın bile dahi fakir insanı var. Dünyanın kanunu bu. Amerika'da bile dahi bu böyledir. Orada bile dahi sokakta yatan insanlar var. Her şeyi Tayyip Erdoğan'ı onu bunu bahane ederek uydurulamaz. Eğitim sistemi... Cumhurbaşkanı sorumlu tutulamaz mı ekonomiden? Efendim? Kesinlikle. Ekonomiden Cumhurbaşkanı sorumlu tutulamaz mı? Ben zaten bir saniye. Kendisi demedi. Ben bu Türkiye'nin şeyim diye, ekonomi şeyim, başım diye demedim. Dedi. O zaman sen sorumlusun. Kalk konuşsun abi. Yurt dışında mısınız? Neredesiniz? Almanya'da Düsseldorf'ta. Allah'larına şükürler etsin. Bin yesinler, bin de şükür etsin. Böyle insan gelmiş başlarına. Recep Tayyip Erdoğan için evet. Mi söylüyoruz bunları? Evet. Bak yolları ne biçim. Sular. Biz gelince her taraf koku kokuyordu önceden. Bak suları var. Sıcak suları var. Soğuk suları var. Yollar iyi. Sıcak suyu olmayan ülke var mı? Efendim? Sıcak suyu olmayan ülke var mı? Bilmiyorum. Belki vardır. Çok da vardır. Allah daha dün kadar Türkçe'ye konuşamıyorduk. Yani kimse kusura bakmasın. Anladın mı? Evet. Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Amin. Kimse kusura bakmasın. Amin. Hadi Allah'a emanet olun. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben Bağcılar'da oturuyorum. Kimse kusura bakmasın. Benim kız arkadaşım bile dahi yurt dışında oturuyor. Öğretmen kendisi. Piyano öğretmeni. O bile dahi hani durumdan zorluk çekiyor. Hani bir şey sorabilir miyim? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen seneye yönelik %21.7 büyüdüğümüz söyleniyor. Evet. Sizce ekonomi büyüdü mü yoksa aynı mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Bilmem. Bu bayrak dalgalandığı sürece bu zorlukları biz çekeceğiz. Size demek istediğim şey bu. Böyle bir şey bu yok böyle ki geldi, yani. Böyle geldi böyle gider. Saçmalık başı başına. Ülkede eğitim sistemi yok. Yani okuyan bir yere gelemiyor. Şimdi kardeşimi üniversiteye gönderdim. Daireler 2-3 bin lira. Nasıl olacak? Orası devlet, devlet burada gücünü gösteremiyor mesela. Ekonomi sizce iyi mi dedim? Çok kötü bence. Acayip kötü. O doğru. Benim sana söylemek istediğim şey eğitim sistemi. Eğitim bahane ederek kendi devletini yardım edemez. Çok basit. Benim ama 10 sene önce, eğitim 15 sene önce tek başına evi geçindirebiliyor değil mi? Şu an evde 2-3 kişi evi geçindiremiyor. O doğru. Çıkmış 2-3 tane dairesi var konuşuyor. Orası doğru. Konuşuyor. Ben nasıl evleneceğim? Almanya'da nasıl? Evet, Almanya'da da sokaklarda nasıl evleneceğim ya? Bir saniye. Şimdi ikisi 2800'le ben nasıl evleneceğim teyze? Ha? Ben nasıl evleneceğim? Var mı birileri?
Var ama şimdi soruyor, evin var mı, araban var mı? Yok, bende yok. Siz ne cevap veriyorsunuz? Yok şimdi, hadi evlendin. Şimdi senin mesela, sen ne evlendin? Kardeşim taliplerini arıyor şu arada. Yani seni mutlu edemeyeceksem, ben yani çoluk çocuk olacak, kira 1,5, elektrik, su. Hani hiç... Ya nasıl olacak ya? Bana bir anlatsın mı? Normalde de çok zam geldi. Hani her şeye zam geldi. Evet, her nasıl şeye zam abi? Geldi. Hem kiralar ne kadar mesela kiralar? Market fiyatlarınız ne kadar? Şura 2000 lira. 2000 euro. Yani bu, Almanya'da da çok yani. Buralar ama ağlamasınlar. Bak biz taşınınca Yeni Bosta'ya bir tane araba var. Bir iki tane araba var idi caddede. Şimdi gel. Altta dolu araba, üstte dolu araba. Niye alıyorlar bunlar böyle? Lokantalara gidiyoruz dolu. Yollara gidiyoruz yollar dolu. Niye alıyorlar bunlar? Niye alıyorlar? Neden araba alıyorlar diyorsun? Niye alıyorlar bunlar? Vallahi hiç alamasınlar. Almanya'da... Siz misafir olarak mı geldiniz buraya, yoksa burada mı oturuyorsun? Alıyorum. Ben vallahi iki arabam, üç arabam var idi. Koca Bosna'da bizim mahallede. Git altı da dolu, yerin altı da dolu, üstü de dolu. Niye alıyorlar ki? Oğlunun arabası var, gelinin arabası var, kendisinin arabası var. Para olmasa olur mu? Lokantalara gidiyorsun, sırada duruyor. Niye bu para olmasa olmaz? Aslında nüfusun kalabalığından dolayı da olabilir mi? Hayır, olur da ama para olmasa da olmaz. Kusura bakma. Para olmasa bu zenginlik olmaz. Almanya'da araba fiyatları nasıl? Haberiniz var mı? Valla ucuz da var, pahalısı da var. Ne kadar mesela? Kaç bin euro? 20 bine var, 40 bine var, 50 bine var, 1000 euroya var ama. 1000 euroya var. Peki asgari ücret ne kadar? Asgari ücret ne kadar? 1800 euro alanlar var, 1500 euro. İnsan bir askeri ücretiyle araba alabiliyor mu? Alamayan da var. Da var. Alamayan sokaklarda da var. Sokaklarda önceden yatanlar yok, şimdi sokaklarda yatanlar çoğaldı. Yani anladığım kadarıyla bir askeri ücretle araba alınabiliyor mu? Elhamdülillah. Küçük bir araba. Oraya alırsın ama bir sürü onun Kırmızı köyü var, onları yapması lazım. Yani hiç ağlamasınlar, buradakiler vallahi ağlamasınlar. Anladım. Bunlar dört. Hiç ağlayıp bir şey yapmasınlar. Öyle bir şey yok. Hani öyle bir şey yok. Ben mutsuzum hayatım. Yok. Ben nasıl ağlayabilirim? Ben çalışıyorum. Bir saniye. İçinemiyorum abiciğim, bir şey söyleyeyim. Çok pardon. Çok pardon. Söz hakkı ver. Söz hakkı vermek istiyorum. Şu an aldığımız ücret 3,5 lira ücret alıyoruz maaş. Anladın mı? 1-200 lira ev kiram var benim ve ben buradan Beylikdüzü'ne gideceğim şimdi. Ben ne yapacağım bunda şimdi bu parayla? Bir söyler misiniz şimdi? Abi ben nasıl geçiniyorum abi? Efendim? Okul okumamışım, bir şey yapmamışım. Ben nasıl geçiniyorum? Ben tek başıma çalışıyorum. Abim cezaevinde, biri askerde, diğeri hasta. Annem de çalışmıyor, babam da çalışmıyor. Ne yapıyorsun peki? Ben kubadigartlık yapıyorum abi. Ama ya, senin ne demek ekstra gelin var? Ben normal. Ben normal. Her taraf sosyal olmuş. Ben nasıl iş, ne yapayım? Sosyal bir hayatım var mı abi? Yok. Nasıl olacaktın sosyal hayat? Şimdi 2 saat zaten otobüste geçiyorsun. Nasıl olacak? 12 saat 8 bin lira alıyorum abi. Efendim? Ben 8 bin lira alıyorum. Her taraf köpek doldu. Tamam. Para yoktu. Köpekler mi? Köpekler mi? Bolu bolu vakit ayırıyorum. İş bul bana gelin. Ay iş bul bana. Pazara çık abim ben. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir şirkette çalışıyorum. Ofis boy olarak çalışıyorum ben kendim. Ticaret yapsın. Ya kardeşim. Ticaret yap da ticaret parayla yapılır şimdi, nasıl yapılır? Sermaye yok, bir şey. Sermaye yok. Abicim, 1000 liraya git elma al. Siz geçen sene göre nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Bir önceki seneye göre. Şu anda markete gidiyorsun, 4 parça bir şey alıyorsun, 100 milyon lira. Kızım baksana, bu köpek, yani bu her taraf köpek. Yani mantık yok. Para yani olmasa köpekler, her tarafta köpek, ellerinde her hayvanlar tarafta. Hayvanlar bile aç değil. Ha, para olan da vardır. Ne dediniz, hayvanlar bile? Hayvanlar bile aç değil. Kediler, köpekler ekmek bile yemiyor, et vermesen ekmeği bile yemiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Çöpte ekmek bulunmazdı. Ben buraya her sene geliyorum. Çöpte ekmek bulunmazdı. Şimdi çöpleri ekmekle dolu. Çöpler ekmekle dolu. Çöpler ekmekle dolu. Siz çekiyor musunuz bunları şu anda? Evet, çekiyoruz. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Hayır, demin yurt dışından geliyorum dediniz de. Ben buraya İstanbul'a gezmeye geliyorum. Gezmeye mi geldiniz buraya? Karamanlıyım. Karaman'da yaşıyorsunuz. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Benim kendi serbest meslek benimki. Çöplerde eskiden ekmek bulunmazdı. Şimdi çöplere bakın, her yer ekmek dolu. Kaç para kazanıyorsunuz? Şükür mecbur değiliz. Erkeğin maaşıyla kadının yaşı sorun. Yeterli mi peki? Elhamdülillah. Anladım. Çok şükür. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben denizciyim, yaklaşık 96 tane devlet gezdim, 700 tane kadar şehir. Gerçekten memleketimiz cennet ama insanlarımız minnetsiz. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar maalesef. Gerçekten beğenmiyorlar. Aynen böyle. Ekonomik artışı nasıl görüyorsunuz? Hoşça kalın. Buyurun. Vallahi Türkiye'mizin çok güzel oldu. Ondan sonra bu başbakanımız geldikten sonra, cumhurbaşkanımız
Çok güzel oldu. Her yerlere kendisi şey yapıyor. Bakıyor. Bakıyor ama. Evet. Çok güzel. Yaşantımız da güzel. Çok şükür. Elhamdülillah o geldi geleli biz. Yaşantımız çok iyi. 20 yıl kadar mı? Evet. Ne 20 yıl? Kendi geldi geleli böyle. Çok şükür abi. Çok mutlusunuz. He? Gayet mutlusunuz her şeyden. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Peki, ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Çok şükür. Azı da kanaat edeyim. Arttığı söyleniyor. %... Çok yaşa diyelim. %21 oranında arttığı söyleniyor. %21 oranında arttığı söyleniyor geçen seneye göre. Onu da kim ya? %20. Ekonominin büyüdüğü söyleniyor. Neden böyle yapıyorlar? Birin üstüne 5 koyuyorlar. Bir tane 5 kuruşsa ondan sonra mı 10 kuruş oluyor. Aslında ilerlediğimizi söylüyorlar ekonomi konusunda. Sizce de öyle mi? Mesela geçen seneye göre kıyaslarsanız nasıl ekonomi? Şey yapmıyor ki ne? Cumhurbaşkanımız yapmıyor ki ne? Onun adına başbakanımız yapmıyor ki ne? Bunu halk yapıyor. Halk yapıyor. Halk bizim ağzımıza tüküren halklar. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah kendini durdukça durdursun. Tabii. Çok şükür. Buyurun. Türkiye'miz maşallah. 20 senede 2 senelik bir devrim var. Dünyanın en güzel. Eğer dersin ki yeryüzünde cennet var derse Türkiye'miz var, İstanbul'umuz var. Tabii ki. Rabbim reisimizi, Rabia'mız inşallah, Cumhurbaşkanımız inşallah başımız eksik etmesin. Allah uzun ömürler versin inşallah. Teşekkür ederim. Peki ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim sorum buydu asıl. Bu vatanın, bu güzel milletin bu nimetini kıymet bilmemiz lazım. Bir şey söyleyeceğim tek. Tabii ki. Tam diyor. İki munik şey, yani maddi bakımın sıkıntısı var. Aslında iyi olduğu söyleniyor şu an. Sadece Türkiye değil bu. Bütün dünyada bir şey olsun bu, ne diyeyim, pandemi olsun. Evet, pandemi etkisi mi sizce bu artış? Efendim? Sizce bu artışın sebebi pandemi mi? Pandemi kısa olabilir ama genelde bu bir şey yani... malların artması, yaşamın biraz şey olması, yani dünya genelisiyle nasıl bir şey, dünya genel bir şey bu. Yani saf, yani şöyle hükümet şeyde yok, Cumhurbaşkanımız güzel çalışıyor. Dünyada nasıl gördüğünüz dün Teknosa'da, dünya bir numara Türkiye'de. Ben Doğu Türkistanlıyım, İmam Kaskarlıyım. Nerelisiniz? Doğu Türkistanlı. Doğu Türkistanlı, İmam Kaskarlıyım. Yabancı gözükeyim de aslında Türk'üm ben. Burada mı yaşıyorsunuz? Ha, burada yaşıyorum. Ama 25 senedir beri Cumhurbaşkanım yandayım. Gönlümden severim. Babamdan daha da beter severim. Rabbim bu güzel insanı inşallah adakçı bize başımıza eskilemişsin. İnşallah nice güzel reisimiz, nice güzel Erdoğanları başımıza eskilemişsin inşallah. Biz tek bir söyleyeceğim. Kim olsun olsun, hangi parti olsun. Biz bu vatanın bu kıymetini bilmemiz lazım inşallah. Rabbim hepiniz razı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Ben de bir şiir okuyayım bu vatan için. Şiir mi? Ferhat Şirin'i, Kerem Aslı'yı, Mecnun da Leyla'yı severmiş. Biliyor musun Türkiye'm, ben de seni seviyorum. Kamerede bakalım mı? Ağaçlar yaprakları, kuşlar konduğu dalları, derelerde akan selleri severmiş. Biliyor musun vatanım, ben de seni seviyorum. Çiftçi yağmuru yağmasını, emekli maaş almasını, hükümetle zam yapmayı severmiş. Biliyor musun aslanım, Tayyip, biz de seni seviyoruz. Kızlar naz yapmayı, erkekler hava atmayı, dansözlerle göbek atmayı severmiş. Biliyor musun İstanbul, biz de seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Biraz ortalığı yumuşatayım dedim. Çok teşekkür ederiz. Peki sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı ekonomiyle alakalı? Ben şöyle söyleyeyim. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Bu Eminönü benim 30 senelik mekanım. Ben burada çöp yığınlarını gördüm. Halic'in bok kokusunu çektik. Şu çarşının şu güzelliğinin hiçbir şey yoktu burada. Her gün kavga dövüş vardı. Şimdi insanlar tertemiz geziyor. İnsanlar istediği gibi yaşıyor. He. Tabii ki şu anda kiralar yüksek. Bunlar neden kaynaklanıyor? Nüfus çoğaldı. Nüfus çoğaldığı için dış devletlerine Suriyeliler, Afganlılar geldiği için şu anda ev bulunmuyor. Ev bulunmadığı için kiralar bir de market ürünlerinde haftalık zamlar değişiyor. Bunlar da kontrol etmek lazım. Çünkü vatandaş mesela bugün 20 liraya aldığı şeyi yarın 30 liraya alıyor, 40 liraya alıyor. Gelir az, gider çok olduğu zaman bunlara dikkat edilmesi lazım. Yoksa bu ülkede bak burada millet su satıyor. Ben burada esnafım. Günlük 150-200 bin lira para kazanıyor adam su satarak. El işi yapıyor hanımefendiler burada, satıyorlar, görürsünüz. Günlük 150-200 bin lira para gelir elde ediyor. Bizim
benim arkadaşlarım var. Adam kahvede oturuyor. İş var. Günlük 150-200 bin lira yemiyor. Adam diyor ki ne bana ne ya, ağır işe gidilir mi diyor. Ya sen iş beğenmedikten sonra sen ne yapacaksın? Hangi kanalda açıkçası? Sen ne yapacaksın? Ne oluyor? Ondan sonra devlete sayıyor, millete sayıyor. Lan sen önce evini düzeltmedikten sonra devlet sana ne yapacak? Herkesin başına bir bekçi mi dikecek? Mümkün mü öyle bir şey? Tabii ki değil. Onun için şöyle söylüyorum. Bu vatan hepimizin, birbirimizle kardeşçe, dostça, ayrım yapmadan herkes birbiriyle sevgiyle, saygıyla bakarsa inan ki hiçbir şey olmaz. Hiçbir fitne, fesat bizim aramıza giremez. Çünkü hepimiz kardeşiz. 3 günlük dünya, kefenin de cebi yok. Kefenin cebi yok, kimse bir şey götürmüyor. Ya benim, onun mezarı biraz daha şey olur. Teferruatlı, afilli olur. Benim mezarım biraz daha düşük olur. Ama gideceğimiz yer aynı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, hayırlı günler. Çok sağ olun. Güzel sağlık, güzel konuştu. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Siz ne düşünüyorsunuz ekonomi hakkında? %21.7 oranında büyüdüğü söyleniyor. Vallahi pazar, çarşı o önemli. Şimdi gidişat 18-20 yıldır destekledik ama bazı sıkıntılar var. O da göz ardı edemeyiz. Çünkü mülteci konusu da sıkıntı var. Adalet ceza yasaları çok zayıf. Öfke hakim, şiddet hakim. Ben küçükken, çocukken ciddi cezalar vardı. Bir suç olmazdı yani. Kolay kolay bir hırsızlık, bir kapkaç, bir cinayet olmazdı. Çünkü idamı gördük biz. İdamları gördük. Yani o zamanlar şimdi... Suç artışı neden oldu sizce? Efendim? Bu suç artışı neden oldu? Ceza caydırıcı değil. Korkmuyor kimse. İki yıla kadar ceza yokmuş. Abi buyurun. Zina suçu yok. Değil mi? Yani bunlara karşıyız elbette. Yani durum bu. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün Türkiye ekonomisinin %21.7 oranında büyümesiyle alakalı halkımızın fikirlerini sorduk ve dikkat çeken cevaplar aldık. Siz de fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Basın Türk'le kalın.